Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmemiştim. Çektiğim videolar arasında en çok soru psikoloji denkliğiyle alakalı geldi. O yüzden bugün biraz daha bu konu üzerinde detaylı bir şekilde girmek istiyorum. Bu zaman zarfında arkadaşlar biraz kendi durumumdan bahsedeyim. Dördüncü seneye başladım psikiyatri asistanlığında. Şimdi bir yandan psikoterapi eğitimleri alıyorum. Bir yandan kendim psikoterapi yapmam gerekiyor ve bunu 240 saati tamamlamam gerekiyor uzman olabilmem için. Bir yandan tabii gece nöbetleri, diğer yandan bilirkişi raporları vesaire derken çok fazla video çekemedim. Ama bayağı bir soru aldım size psikolojiyle ilgili, denkliğiyle ilgili. O yüzden bugün biraz daha detaylı bir şekilde girelim. Öncelikle arkadaşlar, yani psikoloji tamamen dille alakalı bir şey biliyorsunuz. O yüzden Almancanız kesinlikle çok iyi olması gerekiyor. Yani denklik için B2 Almanca yeterli olsa bile siz en az C1'i hedef olarak aklınıza koyun. Hani B2 ile eğer iş bulabilirseniz çalışabilirsiniz. Hani nerelerde iş bulabilirsiniz? Belki Türklerin yoğun olarak çalıştığı şehirlerde, bir muayenehanelerde hani iş bulabilirsiniz. Diğer türlü normal hastanelerde de iş bulabilirsiniz teorik olarak. Ama B2 size tabii mülakat yapacaklardır. B2'niz eğer çok iyi bir B2 ise yine iş bulabilirsiniz. Ama hedef olarak siz C1'i hedeflemeniz gerekiyor. Sizlere yeni bir projemi daha tanıtmak istiyorum. Şu an Udemy üzerinden psikiyatri Almanca kursları düzenliyorum. Ve bunlar B2, C1 ve C2 seviyesinde. Yani normalde Almanca öğrenirken bulamayacağınız kalıpları, psikiyatride konuşulan kalıplar, cümleler, deyimler, hem psikiyatrin tekniğiyle alakalı hem dille alakalı orada konularına göre çeşitli kurslar düzenledim. Bazı kurs 10 saat, bazı kurs 5 saat. Ama şu an için devam kursları çekmiyorum. Çünkü şu an dediğim gibi çok yoğunum ve daha çok terapi eğitimlerine ve aynı zamanda hastalara terapi yapmaya çalışıyorum. Ama tabii o Udemy'de eğer ciddi bir talep olursa önümüzdeki aylarda yine yavaş yavaş çekmeye başlarım. Şimdi denkliğiyle alakalı arkadaşlar, kabaca bir kafamızda bir resim oluşturalım. Bir kere Türkiye'de psikoloji eğitimi 4 yıl olduğu için, Almanya'da 3 yıl olduğu için direkt denklik var arkadaşlar. Yani Türkiye'deki psikoloji lisansının burada denkliği var. Peki bunu nasıl dokümant edebilirim, yani nasıl ispatlayabilirim? Bu Anabin diye bir site var. Biraz sonra ekran videosu şeklinde bunları tek tek detaylı olarak anlatacağım nasıl yapacağınızı. Bu Anabin'den siz fakültenizi buluyorsunuz. Bulduğunuz zaman çıktısını alıyorsunuz o sayfanın. Çıktısını aldıktan sonra yanına B2 sertifikasını koyup ondan sonra iş başvuruları yapabilirsiniz. Yani mesela atıyorum Köln, Berlin, Münih, buralardaki bazı muayenehaneler Türk muayenehanesi diye geçiyor. Çok fazla Türk hastaları var. Buralara başvuru yapabilirsiniz. B2 ve bu sadece B2 ve bu sayfanın çıktısını almak yeterli arkadaşlar. Resmi olarak çalışmanızdan. Peki Anabin internet sitesinde siz kendi fakültenizi bulamazsanız ne olacak? Şimdi arkadaşlar Anabin sitesi şu şekilde çalışıyor. Şimdi zaman içinde sürekli orası güncelleniyor. Mesela sizin fakülteniz atıyorum Konya'daki psikoloji fakültesi, orada Anabin'de yok. Konya'dan biri başvuru yapıyor. İşte ben diyor diplomam bu, transkriptim, kurikulumum bu, veriyor bunları. Ve onlar inceliyor, ha evet denkliği varmış diyor. Ondan sonra Anabin'e yüklüyorlar. Ve sizden sonraki gelecek kişi baktığı zaman onu orada görüyor. O yüzden fakültenizi orada görmemeniz denkliği olmadığı anlamına gelmiyor. Yani burada yoksa yine Bonn'daki denklik merkezine ya da psikolojinin bir odası var. Onu da detaylı sitesini ekran videosu olarak anlatacağım.
Oraya başvuruyorsunuz. Kabaca onun ücreti 200 euro, 250 euro gibi bir ücreti var. Ücretini gönderiyorsunuz. İşte transkript gönderirsiniz ve diplomanızı gönderirsiniz. İngilizce de Almanca. Yine onları da ayrıca detaylı konuşacağız. Gönderirsiniz. Onlar 2-3 ay içinde size denktir diye cevap veriyor. Onunla birlikte B2 ve oradan bondan aldığınız belgeyle birlikte artık başvuru yapabiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar yine konuyu aynı noktalara geleceğim ama önemli olduğu için oraya vurguluyorum. Yani B2 yeterli olmayabilir. Yani sizin hastalarla iletişiminizde, işinizi iyi yapabilmenizde B2 yeterli olmayabilir. O yüzden bu işin temeli kesinlikle çok ciddi Almanca'ya odaklanmak. Yani hem konuşma hem duyduğunu anlama kısmı hem de benim dediğim gibi o Udemy'deki teknik psikiyatri Almanca'ya da biraz hakim olursanız B1, B2'den sonra bu işi götürürsünüz. Ama dediğimiz gibi her zaman hedefiniz C1 olsun arkadaşlar. Hani ilk aşamada. Ayrıca bir aklıma gelmişken bir şeyin daha bilgisini vereyim. Bir Repetico Learnen diye bir site var. Orası yaklaşık ben 3 yıldır, 3,5 yıldır oraya öğrendiğim kelimeleri yüklüyorum ve orada ciddi bir arşiv oluştu. Oraya da üye olup siteye bana arkadaşlık isteği gönderirseniz benim notlarımdan da yararlanabilirsiniz ve tamamen psikiyatriyle alakalı. Ve kabaca hani 1800-2000 sayfalık Word şeklinde bir kaynak var. Hani Udemy'deki videolar da zaten buradan özetlenmiş videolar. Yani buradan aldığım kaynak olarak burası ve Türkçe anlatım şeklinde ve konu konu şekilde anlattığım videolar. Ama diğer siteden de benim notlarımı görebilirsiniz. Ama tabii o notlar biraz da başlıkları vesaire bana özel olduğu için bazı hani başlıkları anlamayabilirsiniz. Ama sonuçta orada Türkçe, çoğunun Türkçe şeyleri de var. Türkçe tercümeleri de var. Kelimelerin, deyimlerin. Ya da orada ben çok fazla epikriz de yükledim. Hani hasta epikrizi ya da psikologların hastalarla ilgili yazdığı şeyleri de biraz yükledim. Bundan sonra daha çok yüklemeyi düşünüyorum. Hani orada aslında hastanede neler yazılıyor, neler konuşuluyor. Onları Almanca olarak görme şansınız olacak. Hani bu çok büyük bir arşiv. Şu anda da yaklaşık yine buradaki psikiyatri asistanı arkadaşlar o kaynaktan da yararlanıyorlar. Hani bana arkadaş isteği göndereceksiniz. Ben de kabul edince o şekilde onları görebileceksiniz. Ayrıca da Udemy'de de videolu ve Türkçe anlatım ama kaynak Almanca. Yani yazılar Almanca. Mesela bir ruhsal durum muayenesi yaptığınız zaman oradaki işte duygu durumu ifade eden mesela Almanca kelimeler vesaire. Bunlar hem örnekli şekilde hem de detaylı anlatımlı şekilde var. Ben bu Udemy'deki videolara devam etmek istiyorum. Ama dediğim gibi bir zamanım bu anlamda kısıtlı. İki, hani ne kadar talep olacak ona göre. Sonuçta ben videoyu başkası için yapıyorum. Eğer çok fazla talep olmazsa bununla ilgili çok fazla bir emek vermemin de anlamı yok. O yüzden belli talep oluştuktan sonra devam videoları çekeceğim. Çünkü video sadece çekmek değil, hani videoyu edit yapmak, oraya yüklemek, kesmek, aralarındaki boşluğu çıkarmak. Bunlarda çok fazla tecrübeli olmadığım için ciddi zaman harcıyorum. O yüzden en azından belli bir kitlenin yararlanacağını görmem lazım. Hani bunlarla ilgili bir motivasyon oluşması için. Bu videoyu da zaten hani bu zamana kadar bir sürü video çektim. En çok psikolojiyle alakalı soru geldiği için videonun altına. O yüzden bu videoyu detaylı çekiyorum. Yani aslında işin özü olay etkileşim yani karşılıklı. Etkileşimde bulunmak. Şimdi biraz daha detaya girelim. Türkiye'de aldığınız arkadaşlar işte terapi ile ilgili eğitimler, sertifikalar yani burada çok fazla bir anlamı yok. O yüzden Türkiye'de eğer Almanya'yı düşünüyorsanız Türkiye'deki eğitimlere bence çok katılmayın. Çünkü oralara vereceğiniz enerjiyi Almanca'ya verirseniz sizin için çok daha yararlı olur. Hani ben şuradan örnek vereyim. Ben Türkiye'de 2,5 yıl psikiyatri asistanlığı yaptım. Ve bunu çok ciddi dokümente ettim, belgelendirdim ve bunun hiçbiri sayılmadı. Ve haftada ben 80 saat çalışıyordum Türkiye'de. Hani eğitimlerim de vardı. Bunların hiçbiri sayılmadı. O yüzden sizin eğitimleriniz de yani çok büyük ihtimal sayılmayacaktır. Zaten sizin lisans denkliğiniz direkt var. Yani o sertifikalar
size bir şey kazandırmayacak. Lisans denkliğiniz var. Bunun üzerine ya da şuradan anlatayım. Mesela bu lisans denkliğiniz var. Ne yapabilirsiniz? Burada bir muayenehanede çalıştınız. Direkt bir hastaya terapi uygulayamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü siz terapist değilsiniz hala Almanya'da. Bu terapist olmak için ayrı bir eğitim almanız gerekiyor. Ona da ayrıca geleceğiz. Siz ne yapabilirsiniz bu denklikle? Muayenehanelerde hastalarla destekleyici görüşmeler yapabilirsiniz. Psikolojik testler uygulayabilirsiniz. Benim şu an hastanemde de direkt terapist olan psikolog sayısı çok az. Yani diğerleri daha çok şey yapıyor, test uyguluyor, görüş destekleyici görüşmeler yapıyor vesaire. Ama sizin amacınız bence ilk başta bu denklikle, yani lisans denkliğiyle buraya gelmek olması lazım. Çünkü hem terapist eğitimini burada çok büyük ihtimal burada alacaksınız. Ve hani dili de aslında çoğunu burada öğreneceksiniz. Belki B2'ye kadar kısmı Türkiye'de öğrenirsiniz 8 ayda ama B2, C1, C2 oralar çok çok daha zorlu aşamalar olduğu için bunlarda Almanya'da bulunmanız gerekiyor. Ve burada bir yandan psikolog olarak çalışırken bir yandan Almancanızı geliştirirsiniz. Diğer yandan burada terapist eğitimi de eş zamanlı alabilirsiniz. O yüzden hani bu noktada siz hedefiniz A1 Almanca, B2 C1, 2 lisans denkliğini alıp iş bulmak olmalı. İş bulduktan sonra da zaten maaşınız olacak, ona göre zamanınız olacak. Ona göre ek terapi eğitimini yavaş yavaş şey yaparsınız, araştırırsınız. Peki terapist olmak için ne gerekiyor? Ya da şöyle söyleyeyim, şimdi birçok arkadaş da diyebilir, ben işte 15 yıl önce mezun oldum, 15 yıldır işte kendi muayenehanem var, işte bu kadar kişiye tedavi uyguladım, bu kadar eğitim aldım, ben bunun denkliğini almak istiyorum diyebilir. Yani teorik olarak mümkün hani terapist denkliği almak ama bu arkadaşlar bence imkansıza yakın. Yani böyle Almanya'da birçok şey teorik açık gibi görünür ama pratiğe girdiğinizde o kadar çok şartlar önünüze gelir ki bu çok zor. Yani bir kere zaten C2 seviyesinde Almanca isteniyor. Hani Türkiye'de yaşayan birinin C2 seviyede Almancası olma ihtimali çok, yani neredeyse sıfıra yakın. Ayrıca Türkiye'deki eğitimlerinizin birçoğunu da saymayacaklardır. Ve bir sürü o belgeleri çevirmek için çok fazla para harcayacaksınız. Bence bu ihtimali tamamen bence dışlayın. Hani zaten çoğu bu videoyu izleyenlerin %90'ı da genç ve aşağı yukarı yeni mezun ya da 3-5 yıllık mezun olacağı için o ihtimale ben çok girmeyeceğim. Ama yine ekran videosu çektiğim zaman onu da biraz girebilirim. Sadece görebilirsiniz hani. O eğitim arkadaşlar ya da o denklik, hani dedim C2 olması gerekiyor. Hani çok zor yani. Oraya hiç bence girmeyin. Peki şimdi B2 Almancanız var ya da C1 Almancanız var. Burada da bir iş buldunuz. Başvuruyorsunuz, vizeniz çıkıyor, geliyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Bir yandan da terapist olmak istiyorsunuz diyelim. Terapist eğitimi arkadaşlar burada tam zamanlı yaparsanız 3 yıl, yarı zamanlı ya ben hem çalışayım hem terapi eğitimi alayım derseniz bu 5 yıl sürüyor terapist eğitimi. Ama terapist eğitimine kabul almak için sizin yüksek lisans yapmanız gerekiyor. 3 yıllık Türkiye'deki 4 yıl psikoloji lisansının üzerine yüksek lisans yapmanız lazım. Bu yüksek lisans Türkiye'de de yapabilirsiniz, Almanya'da yapabilirsiniz. İkisi de aynı şekilde kabul ediliyor arkadaşlar. Yani siz Türkiye'de lisans artı yüksek lisans yaptıktan sonra burada terapist eğitimine başlayabilirsiniz. Bir yandan da dediğim gibi çalışabilirsiniz ama maddi durumunuz çok çok iyiyse direkt terapist eğitimi de alabilirsiniz tam zamanlı şekilde. Ama bunun için de bir C1 seviyesinde Almancanız olması gerekiyor. İki, bunun ücretini de ödemeniz gerekiyor. Yine bu ücretleri de ayrı ekran videosu çekince bakarız ama muhtemelen aylık 500-600 euro gibi bir ücreti vardır. Tabii alacağınız eğitim yerine göre de değişebilir. Ama bu da tabii çok zor. Hem 600 euro onu vereceksiniz hem buradaki yaşam maliyetini karşılayacaksınız. Yani hepsine baktığınız zaman en az 1600-1800 euro aylık bir maliyetiniz olacak 3 yıl boyunca. Bu da zor bir ihtimal. O yüzden en mantıklı olan hem çalışmak hem de yarı zamanlı 5 yıla yayılacak şekilde yarı zamanlı terapist eğitimi almak olur. Tabii yüksek lisansı da yapmanız gerekiyor. Hani ya Türkiye'de yapacaksınız ya da
burada yaparsınız. Eğer şu an yüksek lisansa başlamadıysanız bence hiç başlamayın hani Türkiye'de. Onun yerine Almanca'ya odaklanın. İlk önce buraya gelmekle uğraşın. Sonra burada yüksek lisansa gidersiniz. Ama yüksek lisans Türkiye'de başladıysanız bir yıl geçtiyse bir yandan onu bitirip buraya gelmeniz de mantıklı olur. Diğer bir konu arkadaşlar, hani bu tabii benim kişisel yorumum. Ben yani birkaç yıla denklik boş kadroların, yani iş bulmayla ilgili kadroların büyük oranda kapanacağını düşünüyorum. Bu hem doktorlar için, hem hemşireler için, hem psikologlar için. Çünkü dünyada çok ciddi bir göç hareketi var. Yani ülkeler artık, işte Orta Doğu'daki ülkeler, Türkiye'den gelen insanlar var, Ukrayna'dan gelen insanlar var. Şu an milyonlarca kişi geldi. Şimdi Rusya'dan çok fazla eğitimli göçü olacak ve Rusya'nın nüfusu 150 milyon, oradan belki 10 binlerce, 100 binlerce kişi gelecek eğitimli anlamında ve bunlar hep bir şekilde sizin iş bulma konusunda rakibiniz olacak ve kadrolar kapandıkça, açıp kapandıkça ve sizden istenen beklentiler yüksek olacak. Yani B2 yetiyorken muhtemelen C1 diyecekler ya da iş bulmakta zorlanacaksınız. O yüzden zamanın sizin aleyhinize işlediğinin farkına varın. O yüzden daha çok Almanca odaklanmaya çalışın. Diğer her şey arkadaşlar bir yerde detay oluyor. Hani yüksek lisans vesaire. Yani sizin odaklanacağınız Almanca B2, C1. Oradan da hemen iş bulmayla ilgili çalışmalar. B2'niz var. Denkliğiniz de hani bir şekilde aldınız. İş bulma ne kadar zor, ne kadar kolay. O arkadaşlar gerçekten cevap vermek zor. Çünkü şu an başvuru yapacaksınız. Bir sene sonra bu bile çok etkiliyor, dedim ya, açık kapandıkça bu etkiliyor. Ama Türk psikiyatri, yani Türk psikiyatri sayısı çok az, Türk psikolog sayısı çok az ve Almanya genelde Türk nüfusuna göre Türk psikolog psikiyatrist ihtiyacı çok fazla şu an için. O yüzden bu anlamda Türk olmak, Türkçe biliyor olmak bence ciddi bir avantaj. İkinci bir avantaj, hani benim gibi son yıllarda Türkiye'den gelen doktorların önemli bir kısmı psikiyatriye başladı ve şu an yavaş yavaş uzman olacağız ve uzman olduktan sonra muayenehanemizi açacağız ve açtığımız yerde eğer Türk nüfusu çok fazla olursa, bu anlamda ben kendi adıma söyleyeyim, hani B2 Almancası olan birini hani işe alırım. Hastalarımda önemli bir kısmı Türk olur. Eğer Türk yoğunluğunun fazla olduğu bir yerde muayenehane açabilirsem alırım. En azından 6 ay, 1 yıl hem Almanya'ya adapte olması açısından hem Almancasını geliştirmesi açısından şey yapabilirim. Yani Almancası çok iyi olmasa bile almak şey yaparım, isterim. Sırf hani bir nevi kapı olmak için Almanya'ya giriş ve tutunma. O bir sene içinde zaten atıyorum Almancasını geliştirir vesaire. Ona göre kendi haritasının yolunu şey yapabilir, çizebilir. Çünkü hep Türk hastalarla, hani buraya gelip Türk hastalarla, sadece Türk hastaları muayene etmek de sonuçta sizin Almancanızı çok ilerletmeyecek. O yüzden, ama hani Almanya'ya gelmek için bir iş sözleşmeye ihtiyacınız olur vesaire. Onunla ilgili ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Diğer doktor arkadaşlar da muhtemelen yardımcı olmaya çalışırlardır, çalışacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden hani bu yol kolay bir yol değil, zor bir yol, ciddi çalışma gerektiriyor. Stratejiyi iyi belirlemek gerekiyor. Yol gösteren birilerine ihtiyaç oluyor. Bunların hani bunları karşılıklı bir şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. Hani diğer alternatif tabii Türk, ben hep şöyle bakarım. Sonuçta hep hayat her zaman bir tercih meselesi. Yani Türkiye'de kalıp işte yıllarca KPSS'ye çalışıp oradan mülakata girip mülakattaki torpilden elenip elenmeyip işte bir yere hasbelkadar girip işte 300 euro 400 euroya çalışmak mı, yoksa diğer taraf çok, yani KPSS'ye göre bahsediyorum. Bence KPSS'ye göre çok zor değil. O yola girip adam akıllı çalışıp adam akıllı ilerleyip sonunda da bir şeye ulaştıktan sonra hani ondan sonra zaten çorap söküyor gibi geliyor. Hani tabii ki birkaç yıl zorlanacaksınız. Hani ben şu an 4,5 yıldır Almanya'dayım. Hala akşamları eve gittiğimde Almanca çalışmaya devam ediyorum. Terapiyle ilgili yeni kelimeler öğreniyorum. Onları yazıyorum. Bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten zor bir dil ve psikiyatride de psikolojide de dile çok iyi hakim olmak gerekiyor.
O yüzden bu yolun uzun bir süreç olduğunun farkına varın. Ama denklikle ilgili kısmı çok zor değil. Denkliği bir şekilde B2'yi alıp buradan da iş bulduktan sonra gerisi arkadaşlar yavaş yavaş zaman içinde oturacak şeyler. Hani kritik nokta B2'yi alıp burada iş bulabilmek. O yüzden dediğim gibi eğer benim de hedefim bir muayenehane açmak. Şu an muayenehane açmam için en az 2 yıl daha geçmesi lazım. Yani ben 1 yıl daha psikoloji yapmam lazım, psikiyatri asistanlığı yapmam lazım, 1 yıl da nöroloji yapmam lazım. Süre anlamında 2 yıl. Bir de 240 saat terapi yapmam lazım hastalara. Artı 60 saatte süpervizyon yani bir hocayla bunları tartışmam lazım. 60 saat. Toplamda 300 saat. Bir yandan da 1,5 yıl boyunca da terapi eğitimlerine de katılmam gerekiyor. Yani bu da ayda 2 gün, 3 gün sabahtan akşama kadar eğitimlere katılıyorum. Hani 2 yılda bunu bitirebilir miyim bilmiyorum. Hani hem ama uğraşacağım ya bunu 2 yılda bitirmek için ve uzman olur olmaz da hemen muayenehane açmaya çalışacağım. Hani o yüzden çok yalnız olmadığınızın farkına varım ama dediğim gibi bu iş sizde bitiyor yani. Siz yoğun bir şekilde Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Onunla ilgili de zaten dediğim gibi hem Udemy'de videolar çekiyorum. Hem de o Repetuko Lernen sitesinde, o bir tekrar sitesi yani orada siz bir sayfanız oluyor, orada kart oluşturuyorsunuz yani notlarınızı yazıyorsunuz, orada tekrar ediyorsunuz. Aynı zamanda arkadaş olduğunuz kişilerin kartlarını da görebiliyorsunuz. Hani aynı yani arkadaş grubu oluşturup herkes oraya Almanca öğrendi, Almanca kelimeleri yazarsa siz de arkadaşlarınız gibi de çalışmış olursunuz. Yani dediğim gibi daha fazla herhalde çok yapabileceğim bir şey yok. Hani. Şimdi isterseniz beraber ekran kaydı üzerinden detaylı bakalım denklikle ilgili neler yapabiliriz, hangi sitelere başvurabiliriz, işte BON dediğim başvuru merkezine mi göndermeliyiz, yoksa sizin üniversitenizin anabinde kaydı var mı yok mu? Bunlar isterseniz ekran kaydı üzerinden bakalım. Öncelikle nereden yola çıkıyoruz? Üniversitenizin anabinde kaydı var mı? Fakültenizin anabinde kaydı var mı? İlk önce bu siteye geliyoruz arkadaşlar. Anabin, internet anabin KMK. Buradan institüsyon yani kurumlar. Buradan ben ülkeyi seçtim. Şuradan T, Türkay, 5 dedik. Alle Orten. Buradan da bütün, mesela burada akademi, askeri üniversite, özel üniversite, devlet üniversitesi. Ve burada da işte Anadolu Lisesi gibi 12 yıllık gimnazyum yani liseler. Bu tüm kurumları buradan işaretledim. Buraya mesela ne yazdık? Hacettepe yazmıştım ben. Hacettepe yazdım ve üniversite geldi. Şimdi buradan şuraya tıklıyorum. Ve Hacettepe H pozitif. H pozitif denklik var demek arkadaşlar. Şimdi yani durumu H pozitif. Bu H pozitif niye önemli? H negatif olursa ya da negatif pozitif olursa denklik yok demektir. Mesela onu biraz sonra tekrar ona geleceğim. Evet, buraya tekrar geldim. Hacettepe. Bakın Hacettepe'deki bu bölümlerin direkt denkliği var arkadaşlar. Burada tek tek yazmışlar. Bakın burada psikoloji. Buraya tıklıyorum psikolojiye. Beschreibung, tanımlama. A4 diyor. Mesela bakalım neymiş A4? A4 ne diyor? 4 yıllık bölümü şey yapıyor. Bakın burada A5 olsa 5 yıllık. 3, 4 yıldan az demek. A2, 3 yıldan az demekmiş. Tanımlama yapıyor. Geri çıktım. Buradan da bakalım. Değerlendirme. Entspricht. Uygun yani ona uyuması demek. Burada ne diyor? Bu okul diyor. Dieser Abschluss. Yani bu bölüm. Entspricht einem deutschen Hochschulabschluss auf Bachelor Ebene. Yani Almanya'daki lisans düzeyindeki bir şeye denk diyor. Ve Almanya'da psikoloji 3 yıl olduğu için 3 yıllık Almanya'daki 3 yıllık bölüme denk diyor. Şey durumlarında Einzelfällen yani daha böyle bireysel durumlarda yani bireysel durumda Almanya'daki 4 yıllık fakülteye de denk olabilir diyor. Kan diyor. Ne diyor? Bu Dizulasung izin genel olarak mümkün diyor. Hani master siz üniversitede Almanya'da master yapmak istiyorsunuz ve
Türkiye'de lisans almış olmanız yeterli. Yani direkt kabul alıyorsunuz. Ya yani bu sizin hem Almanya'da denklik almanızı kolaylaştırıyor hem de Almanya'da yüksek lisans yapmak istediğiniz zaman Türkiye'deki lisansınız yeterli oluyor. İşte bu sayfanın arkadaşlar şu şekilde denk şeyini alacaksınız. Çıktısını. Bakın buradan böyle çıktısını alacaksınız. Sonra diyeceksiniz, göstereceksiniz işte benim üniversitem. İşte Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi. Burada da bu şekilde benim denkliğim var. B2 belgesiyle bunun çıktısını aldığınız zaman siz iş başvuruları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bunu da böyle denkliğine şey yaparsınız. Şuradan çıktı alırsınız. Buradan da mesela şurada burayı koyu yaparsınız psikolojiyi. İşte buradaki psikolojiyi koyu yaparsınız. Sonra bu şekilde B2 koyduğunuz zaman normalde iş başvuruları yapabilirsiniz. Şimdi buradan mesela Pamukkale dedim. Mesela Pamukkale Üniversitesi. Burada atıyorum sizin bölümünüz yok. Bakın burada Pamukkale'de psikoloji bölümü var mı onu da bilmiyorum ayrıca da. Burada psikoloji bakalım hatta. Evet var ama bakın burada çıkmadı. Bakalım burada çıkmadı. Ama bu aslında denk olmadığı anlamına gelmiyor. Böyle durumda arkadaşlar sizin yapmanız gereken bakın şurada şimdi şeye gidiyoruz. Bu site arkadaşlar kmk.org. Buraya siz şey yapmanız gerekiyor. Diplomanızı göndermeniz gerekiyor. Ne için? Şu Zeugnis Bewertung var. Yani karne değerlendirmesi. Burada neyi göndereceksiniz? İşte diplomanızı, transkriptinizi göndereceksiniz. Ücretini ödeyeceksiniz. Bunlar da size bir yazı gönderecekler. Yani fakültenizi denk yazısı gönderecekler. Onunla B2 de alıp iş başvurularında bulunacaksınız. Burada tabii bunları tek tek açıklamak. Bakın burada antrak diyor. Yani doldurmanız gereken form. Burada şeyler hangi belgeleri toplamanız gerektiği ile ilgili. Bakın Türkiye'yi seçtik. Normalde bize bir check listesi vermesi gerekiyor. Ama arkadaşlar çok detaylı çok detaylı bir belge sunmuyorsunuz. Yani transkript işte bir iki sayfalık transkript oluyor. Diplomanız oluyor. Yani böyle çok temel belgeler. Hani ne diyor sonra? Gebürüne bakalım. İlk başvurunuzda arkadaşlar 200 euro oluyor. Daha sonra mesela sizden eksik çıkardılar. Siz tekrar 6 ay sonra tekrar başvurdunuz. O zaman 100 euro daha veriyorsunuz ikinci değerlendirmede. Ya da tekrar ne ausstellung yani tekrar başvurularda ya da Bewertung eines weiteren Abschluss. Mesela bir fakültenizi bitirdiniz. Başvuru yaptınız 200 euro. İkinciyi yapacaksınız. İkinci üniversitenizi başvuru yapacaksınız. Orada bu sefer ikinci de 100 euro alıyorlar. Bakalım dokümente diyelim buradan. Onun internet üzerinden de şey yapabilirsiniz. Postayla da gönderebilirsiniz. Mesela Antrak dediği dilekçe gibi düşünün. Burada işte isminiz, soyadınız, doğum tarihiniz, ülke, doğduğunuz yer, kim Türk, burada Türküş yani Türk pasaportuna sahipsiniz, cinsiyet, adres, e-mail, telefon vesaire. Burada da Abschluss Beschreibung yani burada siz lisansınızın ismini işte psikoloji olarak diyeceksiniz. Stadt in dem yani ülke burada Türkiye. Studiengang. Bir de Gebenzi organisch sprachlichen Begriff ein. Burada mesela burada Almancasını yazacaksınız. Hem de bei ihrem Abschluss burada Studiengang, burada Gebenzi organisch sprachlichen Begriff. Ya burada artık mesela psikoloji yazacaksınız. Hani bunun Türkçesini yazacaksınız. Spezialisierung burada
Çok şey yok yani, boş bırakabilirsiniz. Meslek tanımı. Yani aslında bunları yazsanız yeterli olur. Yine kurumun adı, yer. Mesela atıyorum bu Hacettepe, Ankara. Zaman, hangi tarihle hangi tarihler arasında oradaydınız 4 yıl boyunca. Bitiriş tarihiniz. Belgenin düzenlendiği tarih, yani diplomanızı aldığınız tarih ve diploma numarası. Bu üniversiteyi mesela tam zamanlı mı yaptınız? Türkiye'de genelde hep tam zamanlı oluyor. Uzaktan eğitim ya da yarı zamanlı var. Normal süresi ne kadar? Mesela İnyar ne demiş ki, evinizde yeni bir regüler işlediğiniz daha vardı. Yani sizin normalde mesela 4 yıl sürüyor ama siz mesela kaldınız falan, hani 5 yıl sürdü. Yukarıya mesela 5 yıl, 6, 2 yıl kaldınız mesela ama aslında normalde 4 yılda bitiyor. Buraya 4 yıl yazacaksınız. Yukarıya da tabii bitiş ve başlangıç ve bitiş tarihini yazınca orada 6 yıl olduğunu görecekler. Abschlussarbeit. Burada da bitiş, mesela Almanya'da üniversitede 4 yılın sonunda bir bitiş çalışması yazılması gerekiyor. Böyle 20-30 sayfalık. Onu yaptınız mı diyor. Türkiye'de bu çok yapılmıyor sanırım. O yüzden nine diyebilirsiniz. Sekunder Abschluss, ikinci bir üniversiteyle ilgili bilgiler. Mesela bunları onaylıyorum. Yani burada üçüncü şeyde diyor ki, ich bin nicht damit einverstanden. Yani onay vermiyorum. Bu kurum ihtiyaç olması halinde, yani ihtiyaç olması derken sizin belgelerinizdeki belgelerinizin gerçekliğiyle ilgili bir şüphe olması halinde başka kurumlardan belge talep etmesiyle ilgili onay vermiyorum demek bu. Mesela yukarıda da onay veriyorum. Bu tabii onay veriyorum deyin çünkü burada güvenilir olmanızı sağlar. Buna dersiniz bir şüphe olur yani. Bir de diyor Gründen ange. Bu sefer sebebinizi söyleyin diyor. Yani neden onay vermiyorsunuz? Hani biz şüphe duyarsak sizin belgelerinizle ilgili başka kurumlara sormak istiyoruz. Siz izin vermiyorsunuz. Bunun sebebini de yazmanız lazım. O yüzden bu ikisini şey yaparsınız. Hani bu dilekçe. Ne diyor? Bunu tıklarsanız ich habe einen weiteren Antrag. Daha önce eğer bir başvuru yaptıysanız, bu sizin ikinci başvuruysanız buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hani daha önce yaptığınızı vurguluyor. Çünkü siz daha önceki şeyinize bakacaklar. Bu antrak. Genelde diyor 3 ay sürüyor diyor incelenmesi. Süre başlaması diyor para ödendikten sonra ve bütün doküman belgelerin geldikten sonra başlıyor 3 ay diyor. Burada sorularınız varsa buraya mail atıyorsunuz. Ya aslında siz durumunuzu ilk başta bir anlatın. Ben şuradan mezun oldum vesaire diye başvurmak istiyorum gibi. Hani ondan sonra size cevap gelir. Ona göre başvurursunuz. Burada tabii başka şeyler var. Hani bu tahten, Gleichwertigkeitsbescheid. Bunlar tabii biraz farklı konular. Psikoloji arkadaşlar nicht reglementierte geregelte Beruf olarak geçiyor. Bu ne demek? Yani ayrı bir şekilde düzenlenmemiş. Mesela doktorluk böyle değil. Doktorluk ayrıca bir denetlenmeden geçiyor. Bakıyorlar evraklarınıza, siz hangi eğitimi almışsınız, mezun olduktan sonra ne yapılmış vesaire detaylı inceliyorlar. Ama bu psikolojide böyle değil. O yüzden nicht diyor. Yani ekstra bir düzenlenmemiş detaylı olarak. Yani sizin aslında direkt denkliğinizi kabul ediliyor. Hani detaylı incelenmeden sadece diplomanız ve transkriptiniz inceleniyor. Bu nicht'in anlamı bu. Hani ama şimdi burada ayrı bir konu. Burada mesela siz Türkiye'de mesela bir tane bir şey yaptınız. Bir meslek ya meslek yaptınız ya bir üniversite bitirdiniz bir bölüm. Ama o Almanya'da direkt onun karşılığı yok mesela. Orada siz şey yapıyorsunuz. Gönderiyorsunuz evraklarınızı. Ve inceliyorlar yani Almanya'daki hangi mesleğe uyuyor, hangisine en çok benziyor diye ona göre sizle ilgili diyorlar ki şu şu mesleklerde çalışabilir diye bir yazı veriyor. Bu o demek hani
Tabi bu ayrıca detaylar var. Onlara hiç girmeyeceğim, psikoloji alakalı değil. Burada mesela mesleklerin listeleri var arkadaşlar. Bunlar işte burada hayvan bakımı ile ilgili bakın. Burada karşılığı yok diyor hani. Ya da mesela başka örnekler verelim. Mesela mikroteknoloji diyor. Burada diyor staatlich geprüft, yani bu ekstra doktorlardaki gibi denetlenecek. Yani mesleki denk mi diye. Hani buradaki girenler. Mesela burada yine Tiefbau, Gleisbau, Straßenbau, yani cadde yapımı ile ilgili, işte demir yollarının yapımı ile ilgili diyor ki bu, yani bunlar detaylı da incelenecek. İşte doktorluk da böyle oluyor. Bunları detaylı ince yapıyorlar, inceliyorlar. Neyse, bunlar ayrı konu. Burası şimdi bu Bond'daki yer. Evet, bu Bond'daki yer. Yemek buradan checklist diyor. Ha, formları bulduk. Antrax formlar. Bunu biraz önce detaylı şey yapmıştık. Yani dilekçe formu. Bunu dolduruyorsunuz. Burada da zaten bulmuş. Burada indirebilirsiniz. Tabelarische Aufstellung der absolvierten Ausweiterbildung und Ausgebildeten Werbsen. Şimdi arkadaşlar burada işte şeyinizin işte transkript tabela şeklinde transkriptinizi veriyorsunuz ya da burada Ausgebildeten Erwerbstätigkeit. Bu da mesleğiniz doktorlarda da var bu belge. Yani mesela sizin kanunen psikolog olarak çalışabileceğiniz gösteren bir belge. Hani bundan tabii Almanca çevirisi olması gerekiyor. Erwerb çalışabilir demek. Tätigkeit hani o durumda olmak, yani o yetenekte olmak. Personalausweis, Reisepass, bunlar kimlikler. Ausländische Ausbildungsnachweise, Abschlusszeugnis. Yani burada şeyiniz oluyor, diplomanız oluyor. Yine Almanca şeyi. Bunlar da Ausbildungsakte kopi. Bunu şey yapıp mesela diplomanızı renkli fotokopisi yapıp dekana imza attırıp bunu apostil yaptırıp Almanca'ya çevirmeniz gerektiriyor. Nachweis ne diyor? Erwerbsabsicht. Absicht niyet demek. Yani çalışma niyetinin ispatı. Yani burada üçüncü ülkelerden, yani Türkiye'den şey alıyor. Siz mesela Almanya'da bir oturumunuz yok ve bununla ilgili bir niyet sunmanız lazım. Hani bu delil sunmanız lazım. Bu ya şey yapabilirsiniz bununla ilgili. Ya bir kurumla bir yazışmanızı gösterebilirsiniz. Mesela iş başvurusu yaparsınız B2 ile ilgili. B2 alırsınız, iş başvuruları yaparsınız. Bir arada bazıları da ki, atıyorum sizi görüşmeye çağırır. Onun mailini çıktısını alırsınız. Dersiniz ki ben bu kişilere iş başvurusu yaptım. Bu kişiler beni görüşmeye çağırdı. Bu da işte benim delilim, nachweis diye sunabilirsiniz. Burada diyor ki Nachweis über einschlägige Berufserfahrung. Bu da yaptığınız işler. Hani mezun olduğunuz atıyorum 4-5 yıl çalıştınız. Onlarla ilgili o 5 yılı gösteren Arbeitszeugnis, yani çalışma karnesi vesaire alırsanız onları da koyuyorsunuz. Wenn vorhanden, yani varsa, şart değil bu. Wenn vorhanden, yine varsa Berufsbefähigungsnachweis. Ya bu da eğitimlerinizle ilgili varsa, hani sertifikalarınız vesaire, buna yine varsa, hani şart değil. Yine bu da varsa daha önceki bilgiler, hani mesleki denklikle ilgili daha önce mesela atıyorum başvurmuşsunuzdur. Yine bona bir cevap almışsınızdır. Cevap demiştir ki şu şu eğitimleri yaparsan denk olacaksın. Siz de o eğitimi yapmışsınızdır. Tekrar başvuruyorsunuzdur. Önceki cevabı da koymanız lazım. Yine wenn vorhanden varsa.
Yine Übersetzung, çeviriler diyor. Burada bir site vermiş. Burada tabii çeviriler burada yetkili kişilerden olması lazım arkadaşlar. Ha, burada tabii listeler var. Muhtemelen buradan şey bulacaksınız. Çevirmenin, yani Türkiye'de rastgele çevirttirdiğiniz olmuyor arkadaşlar. Onların onaylı olması gerekiyor. Ben de Almanya'da çevirttirdim. Begulabdi Kopi, yani bu ne denir? Aslı gibidir demek. Yani siz aslı gibidir notarda da yapabilirsiniz. Bir şeyde de mesela diplomanızı renkli fotokopi yapıp dekan imza atarsa o dekanın imzası üzerinden ya da apostil yetkisi imza yetkisi olan kişi üzerinden kaymakamlıklarda apostil yaptırdığınız zaman bu backup'ta kopya oluyor. Bu Almanya'da bunu belediyelerde de yaptırabiliyorsunuz ama Türkiye'de ya noterde yaptırmanız lazım ya da kaymakamlıkta valilikteki apostil bilimlerinden yaptırman lazım demiş. Siz diyor şeyi hızlandırabilmek için süreci, o 3 aylık süreci ekstra belge sunabilirsiniz diyor. Ne yaparak? İndem ederek yaparak demek. Yani normal talep edilen belgelerin yanında ekstra sizin LER planı, öğrenim planı, işte saat planı, hani kurikulum dediğimiz çok detaylı, şu dersi şu kadar saat aldı gibi şeyleri detaylı olarak sunabilirsiniz diyor. Ama bence çok gerek yok, yani bir sürü masraf, çeviri masrafı. Siz temel işte çalışma belgeleriniz, transkript, diplomanız, bunların kopisi, gördüğünüz gibi bunlar yeterli oluyor. Tabii ücret de ödemeniz lazım. Şimdi bu BON'a başvuru. Şimdi ikinci yer şöyle bir kurum var. Bu şeyin BDP de Zeugnis Bewertung yazınca çıkıyor. Bu arkadaşlar psikologların tabi odası. Yani oraya da başvuru yapıyorsunuz. Orada da aslında benzer bir süreç ilerliyor. Diyor ki bakın biz neyi değerlendiremeyiz diyor. Eğer biraz önce demiştim ya H negatif ise, pozitif negatif ise bunun şeyde ana binde bunları ya da şu listede içindeyseniz biz sizi değerlendiremiyoruz diyor. Yani biz oradan artık dışarıdayız. Yani sizin fakülteniz o kadar kötü ki hani negatif değerlendirilmiş, hiç değerlendirmeye bile almıyoruz diyor. Yani direkt denkliğiniz yok demek aslında bu negatifse. Ama gördüğünüz gibi Hacettepe, Pamukkale pozitifti. Ne diyor? Bu durumda diyor, eğer bu durumdaysanız yani negatifse diyor yine şeye ZAP'a başvurun diyor. Yani o BON'a başvurun diyor. Biraz önceki başvurduğum, anlattığım yere başvurun diyor. Çünkü bu bizi aşıyor artık diyor. Bu daha böyle şey daha basit şeylerde. Yine aslında aynı. Bu adresini vermiş. IBAN adresini vermişler ücret için. Burada da işte şey var. Dilekçe var. Burada işte ne diyorsunuz? Ben yabancı ülkede üniversiteyi bitirdim. Yine dilekçe vermek istiyorum diyor. Hani değerlendirme için onu tıklıyorsunuz. Falan burada bunları isminiz vesaire. Yukarı çıkalım. Aslında benzer form yani. Hani benzer şeyleri soruyorlar ve benzer fonksiyonları var. Şimdi siz lisansınızı bitirdiniz ve B2'nizi aldınız. Arkadaşlar bu arada bakın B2 hiçbir yerde B2 istemedi. Yani teknik olarak siz B2 almadan da bunlara başvuru yapabilirsiniz ama iş bulmak için B2 ihtiyacınız var. Yani siz denkliği aldınız ama sonuçta vizeye ihtiyacınız var, oturuma ihtiyacınız var. O zaman Almanya size diyecek ki senin B2'n yok. Sen denklik almış olsan bile, hatta iş sözleşmesi almış olsan bile ben sana izin vermiyorum çünkü senin B2'n yok der. Hani ben burada bir muayene açsam, size iş sözleşmesi versem, sizin de denkliğiniz de olsa bu şekilde ama B2'niz olmasa yine vize alamazsınız arkadaşlar. Hani o vizeden red yersiniz. Şuraya bakalım. Burada bakın burada neyi anlatıyor? Ausbildung, yani terapist eğitiminin detaylarını anlatıyor. Zaten videoda anlatmıştım. 3 yıl sürüyor. Tam zamanlıysa 3 yıl, yarı zamanlı. Yani hem burada çalışacaksınız hem de terapist eğitimi almak istiyorsanız yarı zamanlı olacak. O zaman 5 yıl sürüyor.
Tabi burada diyor ki teorik dersler, pratik dersler, süper pratik yapacaksınız hastalarla. Sonra bu self erfarun kendinizle ilgili bazı mesela ben şu an self erfarun alıyorum. Yani kendi durumunuzu anlatıyorsunuz bir grupta, orada tartışılıyor vesaire. Sonra da ne diyor? Bir tane devletle ilgili, yani devletin yaptığı bir sınava giriyorsunuz. O sınavda tabi yazılı ve sözlü şeklinde ilk yazılı hayır, sözlü, yazılısı 120 dakika sürüyor bakın. Sözlüsü bir sözünün birinci bölümü 30 dakika sürüyor. Birebir oluyor. İkinci bölüm 120 dakika sürüyor. 4 tane sınav yani 4 kişiyle birlikte sınava giriyorsunuz. Hani burada tabi aprobasyon demiş. Yani siz Türkiye'de terapist olduğunuzu düşünüyorsunuz ve denklik almak istiyorsunuz. Bakın dediğim çok zor hani almak. Şartları neredeydi o? C bunda tabii C2 falan olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha, şu Ausländische. Bakın burada C2 Almanca istiyorlar. Hatta C2 yeterli değil. Bunun üzerine Fachsprachen test. Ayrıca yine odada yani psikologların odasında ekstra bir teste daha gireceksiniz. Yani hem C2 hem de onların yapacağı bir test. Yani bu aşırı zor bir şey. Bu imkansız. Hiç buralara şey yapmayın. Zaten hani eğitiminizi de çok saymayacaklardır. Hani ilk önce eğitiminizi inceleyecekler. Aldığınız eğitimleri. Onları saymıyor. Büyük ihtimal saymıyoruz diyeceklerdir. Vesaire. Hiç bu yol kapalı. Hani. Şu ana kadar anlatacaklarım bunlar. Dediğim gibi iş çıkış noktası. Bu anabine geleceksiniz. Buradan İşte kurumlar diyeceksiniz. Burada üniversitenizi yazacaksınız. Mesela Konya yazayım bakalım ne çıkacak. Tabi bu bütün kurumlar dediği için liseler falan da çıktı. Şu bütün değil de bunları Stadli Üniversite diyeyim. Bak Konya Teknik Üniversitesi, Konya Üniversitesi. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan denklik. Bak zaten H pozitiftir bu. Genelde H pozitif. Yani biz çok benzer olduğu için eğitimimiz atıyorum Azerbaycan'da belki bazı bölümler negatif olabilir H negatif ya da Suriye'de çoğu negatiftir mesela hani burada bakıyoruz mesela fizyolojiye grafik tasarım burada mesela psikoloji yok işte varsa işiniz kolay varsa mesela direkt buradan çıktısını alacaksınız başvuracaksınız yoksa o ZAP'a BON'a başvurmanız gerekiyor arkadaşlar ya da o psikologların tabipler odasına şu BDP buraya başvurmanız gerekiyor burada tabi anlatmış ne diyor ...32 hafta diyor yani o kaç ay oldu 8 ay mı evet bu daha uzun sürüyor arkadaşlar. Diğerine göre. Başka ne anlatabilirim? Anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz olursa yine cevaplamaya çalışırım.